Emekli Meclisleri Sendikası olarak 1 Temmuz'da hükümetin emeklilere vermiş olduğu zam şu anlama geliyor. Emekliler perişan bir durumda. Bu zamı verirken hükümet emeklileri tamamen gözden çıkarmış, ölüme terk edilmiş bir şekilde zamlar verildi. Bu zam 10.000 TL maaş alan emekliler kök maaş üzerinden hesaplandığı zaman emeklilere zam verilmemiş anlamına gelir. Günümüzde araştırma yapan bazı kurumların TÜİK'in vermiş olduğu %24.73 en yakında araştırmasına göre 6 aylık enflasyon %41. TÜİK çarpıtıcı şekilde enflasyon rakamlarını açıklayarak özellikle çalışan ve emeklileri sefalete sürüklemeye, ölüme terk etmeye bırakıyor. Hükümet de bu anlamda emeklileri gözden çıkarmış durumda. 16 milyon 200 bin emekli düşünüldüğü zaman hayat felç oluyor. Bu anlamda emeklilerin bir araya gelip birlikte mücadele etmesi gerekir. Bu zamla ilgili bir örnek verecek olursak, bugün Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor. Bunu emeklilere kıyasladığımız zaman 140 emeklinin almış olduğu aylık maaşı bir kişi alıyor. Bugün bazı bürokratların 5-6 yerde maaş alıyor. Emekliye gelince para yok deniyor. Emekliler bu ülkeye yüktür deniyor. Emekliler bu ülkenin gerçeğidir. Emeklilerin içerisinde kimi 25 yıl, kimi 30 yıl, kimi 40 yıl çalışıp bedelini peşin vermiş bir kişi hayatını bugünkü şartlarda daha rahat yaşayabilmesi için bedelini peşin ödemiş. Ama bugün emekliler huzurlu bir şekilde yaşama imkanları yok, ölüme terk edilmiş durumda. Biz şu çağrıda bulunuyoruz. Eğer emekliler gerçekten bu ülkeye yükse, sorunsa, sosyal güvenlik kurumunu emeklilere devretsinler, emeklilerin bu ülkeye olan sorundan da kurtulmuş olurlar. Emekliler hükümetten hiçbir şey istemezler. Geçmişte ödediğimiz primlerin, vergilerin nereye gittiğini bunu açıklasınlar. Şu anda çalışmakta olan emekçilerin ödemiş olduğu primler nereye gidiyor? Nereye harcanıyor? Bunu açıklasınlar. Biz emekliler bu ülkeye sorun değil, yük değiliz. Biz bu ülkenin gerçeğiyiz. Bu ülkeyi bu duruma getirmek için geçmişte bedeller vermişiz, ödünler vermişiz ve bu noktaya geldik. Bugünkü mevcut iktidar emekliyi gözden çıkarmış, ölüme terk edilmiş bir durumda. Biz bunu kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Bunun karşılığını da geçmişte ödemiş olduğumuz primlerin karşılığını istiyoruz. Bunun yanında ülkenin gelişmesiyle ilgili, ülkenin büyümesiyle ilgili gayri safi milli hasıladan pay istiyoruz. Ülkenin büyümesiyle ilgili yapılan araştırmalarda bir yıllık gelirin 1190 dolar olarak hesaplandığı zaman bunu adil bir şekilde, demokratik bir şekilde emeklilere vermek istenirse bugün bir emekli en düşük maaşı 35 bin TL'nin üzerinde olması gerekir. Ama bugün emeklilerin çoğu 10 bin TL'ye mahkum edilmiş. Bu 10 bin TL'yi de karşılaştırdığımız zaman günümüz koşullarında ülkede yaşanan enflasyona karşılık bir kira bedeli, bir aylık kira bedeli 15 ile 20 bin TL arasında.
Bir emekliye verilen 10 bin TL kiraya bile yetmiyor. Başka yerde çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir emekli bir iş yerinde iş istemeye gittiği zaman, çalışmak istediği zaman da siz emeklisiniz, emeklilere iş veremiyoruz denip kapı dışarı konuluyor. Bu anlamda Emekli Meclisleri Sendikası olarak bütün sendikalara çağrımızdır. Emekli sendikaların yanında çalışan mevcut sendikalara da çağrımızdır. İşçi sendikaları, memur sendikaları. Birlikte hareket etmeliyiz. Bugün bu sefaleti emekliler çekiyorsa, bugünün çalışanları yarın emeklisidir. Bu çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki birlikte hareket edelim, birlikte örgütlenelim, hakkımızı birlikte alalım. Bu anlamda bütün emeklileri örgütlenmeye çağırıyoruz, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Biz yıllarca çalışıp bu günü sefalette değil, huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Dar bloku uygulamakta olmaz kelimiş IMF programı gereğince emeklileri gözden çıkarmış durumda. Emekli bedeli peşin ödenmiş, hak olmasına rağmen onlara göre emekliler sistemin sırtında bir kambur gibi olarak değerlendirmekte ve tüm ekonomik programı da buna göre yapmaktadır. İktidar bloku hep bir yana elektrik, akaryakıt, alkolü içeceklere yapılacak zamları Temmuz sonrasında eteleyerek emekliler ve çalışanlara karşı hile yoluyla giderek diğer yandan da TÜİK'i kullanarak enflasyon oranlarını düşürmekte ve bunun sonucu olarak da emeklilere 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere ödenecek enflasyon farkını olabildiğince aşağı çekmektedir. Yılbaşından beri birçok ürüne %50'lerden fazla zam geldiği halde memur emeklilerine %19.31, SEZK ve Bağkur emeklilerine ise %24.73 oranında zam yapıldı. Oysa ki en halkın tarafından açıklanan enflasyon oranı Haziran ayı için %4.27, aylık oranı ise 41.16'dır. Bu da demektir ki tüm emeklilerin maaşlarına eklemesi gereken enflasyon farkı en azından %41.16 olması gerekir. İktidar bloku emeklilere karşı hile yoluyla gitmekte kalmamış, aynı zamanda kamuoyu gerçeğiyle aykırı beyanlarda da bulmuştur. Emeklilere 1 Temmuz'dan itibaren ödenecek olan enflasyon farkı zaten gerçek enflasyonun yarısına tekabül eden sanki maaşlara zam yapılmış gibi göstermesi de tamamen bir algı operasyonudur. Gerçek şu ki emekli maaşları her geçen gün gerçek manadan alım gücünü yitirmekte, aldığımız maaş erozyona bırakmaktadır. İktidar bloku 22 yıllık iktidarı süresince toplumsal dokunun genleriyle oynamış ülke bugün ekonomisine, siyasetine, kültürüne, sosyal yaşamına kadar hayatın her alanında adı kurulmamış bir toplumsal kriz yaşamaktadır. Bu krizin müessisi biz emeklileri ve emekçileri olmadığımız halde nedense fatura bizlere kesmektedir. Ülkemizde sorun olarak kaynak yolu değil, var olan kaynakların adil ve eşit pay edilme işinden kaynaklanıyor. İktidar bloku bir yandan gayrimilli hesaplardan kişi başına yıllık 13.110 dolar iken, yani 426 bin TL düştüğü balandıra anlatırken, yani aylık 1092 dolardan milyonlarca emekli sadece 10 bin TL emekli maaşı ödemekte bir sakınca görmemişlerdir. Bu yoksul kesim çoğunun kiracı olduğu ve ortalama ev kiranın 15-20 bin TL olduğu düşünüldüğünde verilen paranın yaşamak için değil, sadece sürmek için olduğu anlaşılıyor. İktidar bloku yoksuldan alıp zengine vermeyi bilinçli bir tercih olarak uygulamaktadır. Bunun için bizim de bütün emekli arkadaşlarımıza tavsiyemizdir. Gelin MS'e, yani Emekli Meclis Sendikası'nda birleşelim. Biz de kendi haklarımızı bir şekilde savunalım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.